canı tutan mı arabayı tertemiz yaptı bakıyorum. Jantlar siyah diye utanıyordu. Yani umurumda bile olmaz açıkçası ama işte erkekler. Şimdi arabayı böyle pırıl pırıl yaptı. Nasılsa eve gitmeyi bekliyorum. Eve gidince de şöyle bir yemek falan yapacağım. Saat şu an 9. Artık 10'da 11'de falan yeriz diye düşünüyorum. Çünkü bayağı geç oldu. Uzun süredir de buralarda yokum. Biliyorsunuz ameliyat oldum. İyileşme sürecim birazcık zaman aldı. O yüzden. Ama şu an iyiyim. Artık aktif olmaya çalışacağım nasip olursa. Geri dönüyorum gibi. Umarım böyle güzel içerikler çekebilirim. Bu ara evde olacağım. Kursu bıraktım. Bir ay sonra tekrar başlıyorum. Öyle. Artık sonra görüşürüz. Videoyu tekrar açarım. Yeni tencereler aldım Kıracı'dan. Böyle paketi beraber açalım istedim. Yukarıya kadar kendimi taşıdım o yüzden şu an dikişlerim biraz ağrıyor. Aslında bunu yapmamalıydım ama. Evet, şimdi bunu açalım. Aynen şu resimde gördüğünüz takımı sipariş verdim. Aslında bir süredir böyle biyogranit, yani granit tencere istiyordum ama ne alsam karar veremiyordum. Almanya'da da Karaca'nın olduğunu geldikten böyle bir 5-6 ay sonra falan keşfettim. Ve çok sevindim gerçekten. Çünkü ben Karaca'yı seviyorum. Beğeniyorum ürünlerini. Şimdi bakalım. Açalım ve bakalım. Önce bir kutusundan çıkarayım hepsini, sonra tek tek inceleriz. Aslında ben tencereleri midi istiyordum. Çünkü iki kişiyiz. Ailem Türkiye'de. Eşimin ailesi Kosova'da. Burada çok fazla bir akrabamız yok. Sadece arkadaşlarımız yemeğe geliyor. Ve midi tencereler benim için gayet yeterli oluyor. Ama yine de ne olur ne olmaz dedim. Böyle küçük tenceresi olduğu için normal bir set alalım diye düşündük. O yüzden böyle bir set almaya karar verdim. Evet, benim için şu boy yeterli oluyor. Şu boy gayet yeterli oluyor benim için. En küçük boyu bu. Yani sadece bunları kullanıyorum evdeyken, günlük hayatımda da. Ve bazen de şu boyu da kullanıyorum. Onun bir tık büyüğünü. Böyle. Beğendim ya. Biliyorsunuz ki benim rengim siyah ve gri. O yüzden tencerelerin bu renkte olması bayağı hoşuma gitti.
Bir de tavası ve böyle biraz daha yayık bir tenceresi var. Sanırım bu ikisinin ölçüsü aynı. İki kapak da ikisine de uyar diye düşünüyorum. Şu kapağı da bakayım. Tornavidayı da buldum. Taktım kapağımı. Böyle şimdi bunları kaldıracağım. Ben çok beğendim. Sadece kapaklarındaki şu böyle tırtıklımsı görüntüsü hoşuma gitmedi. Ama o kadar da önemli değil yani benim için. Şimdi size arka planı göstereyim. Gerçekten rezil gibi oldu buralar. Her şey her yerde. Bunları falan kaldıracağım. Artık bu akşam yemeklerimi bu yeni tencerelerimle pişireceğim. Hem de denemiş olurum. Böyle şu karışıklığı da kaldırayım. Burada da çamaşırlar var, asılacak olanlar var, ütülenecekler. Hepsi her yerde. Bunları halledeyim, ondan sonra tekrar videoyu açarım. Görüşürüz. Aldım. 3 liraya düşmüş bu havlular. Bu ne kadar? 2.79. Aşırı sıcak hava. Acısı 5 lira. Ama sanki bu acısı 1 lira aldık çok hoş. Ya tamam, ben çok böyle yakan acılar sevmiyorum. Ya bu çok şey ya. Böyle istemiyorum. Ne istersen hafta sonu da yapıyorum. Bir tane her zaman alıyorum, sonra bozuluyor. Şöyle bir salkım. Küçüklerden almayacağım bu sefer. Evde var biraz büyük. Bir de bu yeter. Böyle iki yuramsı. Sen sepsene, sen daha uzunsun. Güzelinden. Hepsi böyle küçük bir. Bu bayağı güzel bir yer. Dört tane var. Aslında sıcak kahve alacaktık ama makine çalışmıyordu. O yüzden böyle soğuk kahve aldık. Aslında daha iyi. Hava sıcak ya. 30 derece şu an gösteriyor. Biraz önce 34'tü. Saat 8 olduğu için biraz serinlemeye başladı. Burada çok çok geç hava kararıyor. Böyle 10'a doğru falan. O yüzden sanki hala ikindi sonrasındaymışız gibi hissediyorum. Hatta öğlenmiş zaten gibi şu anda. Zaten öyle yani. İkindi sonrası. Aynen. Evet ama yani saat 8 normalde Türkiye'de, şimdi hava kararmaya başlamış oluyor. Burada ama buradan yani böyle bir 2 saat daha böyle. 9.30-9.35'te falan akşam okunuyor zaten. Yani aynen. Ondan sonra kararmaya başlıyor. Öyle. Şimdi alışverişimizi bitirdik. İzlanda gidiyoruz. Orada böyle biraz oturacağız.
dinleneceğiz, kahve içeceğiz, sonra eve gideceğiz, yemek yiyeceğiz. Böyle birazcık keyif yapmaya gidiyoruz. Evet, gittiğim zaman tekrar size göstereyim. Bu arada benim favori mekanım İznan ve Moz. Zaten birçok videoda kesin her çektiğim videoda oraya gidiyorum. Böyle günlük takıldığımız yer değil mi Enes? Hem göl kenarı hem de böyle işte ferah diyeyim, kimse yok, sakin, sessiz. Genelde insanlar kafelerde falan takılıyorlar. Böyle banklar ve iskele falan boş oluyor. Öyle yani. Çok güzel kirazlar var burada. Buradaki evler de çok güzel değil mi? Böyle minnoş, bak ahlakiler falan. Hem öyle hem de şeyler böyle bahçeli falan hep. Baksana. Bir de en sevdiğim olay şu çiçekler falan ekiyorlar. Ve baya güzel de bakıyorlar ya, çok hoşuma gidiyor. Saat şu an 8:30. Burada böyle pansiyonlar var. Ve ben bu yolu çok seviyorum. Aynen. Özellikle bu çiçekleri. Adam evini için yapıyor şu an. Bizi yaptıracak. Sen önden git ya da ama şimdi. Ben o şirkete değilim artık. Çiçekler çok güzel. Aynen, ben de aldım kokuyor ama muhtemelen domuzdu. Şu an zaten sadece kız kokuyor. Normal boş oto park var şu an. Bu arada her yerde sinek var. Ağzını açık tutarsan eğer anında bir sürü sinek kaçabilir. Gözükmüyor videoda ama. Tek sevmediğim şey bu. Ama tabii ki normal çünkü her yer yeşillik. Prayside Park'a geldik. Enes Churchill yapacaktı. Ama sadece soda getirmişiz. Bardakları, limon sıkacağını, tuzu, her şeyi. Ama limon yok. Ve beni suçluyor şu an. Burası çok güzel. Hemen şurada ileride. Şurada da hayvanat bahçesi var. Böyle yemişli ağaçlar var burada.